Hoş geldiniz, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir süre için trafik karışmayacak. Çünkü Bülent Hanım daha henüz hazır değil. Makyajı bitmedi. O yüzden biz dilerseniz hemen yarışma kısmına geçelim. İlk yarışmacımızı dinleyelim. Bülent Hanım aşağıdan izleyecek. Siz de onu zaten olan biteni özetlersiniz. İlk yarışmacımız gelecek. Bakalım kimmiş? Söz sevgili Ayşegül Soyda. Efendim iyi akşamlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve çok güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. İlk yarışmacımız 114 Sima geliyor. Sözler Fikret Şenez, beste Francisco Bryden, Leopolda Dante Tevez. Anlamazdın, anlamazdın. Tebrikler Sima. Ben öncelikle bu güzel eseri unutulmaz bir şekilde seslendiren rahmetli Ayla Dikmen'i saygıyla anıyorum huzurlarınızda. Ve tabii ki bir filmle bir müzik bu kadar mı güzel örtüştürülür? Bir alkış daha da Çağan Irmak için. Çağan Irmak geliyordu. Kesinlikle. Evet, Çağan Irmak'a da bir büyük alkış. Hakikaten bence çok başarılı bir filme imza attı. Sadece bence değil, zaten gişede bunu söylüyor. Evet, Sima ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet efendim, Sima ile ilgili çok güzel şeyler söylemek istiyorum. İleride de bunu yapacağıma eminim. Ama bugün de gene çok fena şeyler söylemeyeceğim. Bence iyi bir yorumdu. Eser çok güzel zaten. Evet. Simacığım da iyi yorumladı. İlk defa şive yakaladım. İlk defa ağız vardı. Şimdiye kadarki yorumlarında yoktu o. Burada çok net vardı. Ona biraz özen gösterelim. Onun dışında tamamdı. Bazı esler 2 tane oldu. S.S. gibi asla oldu. Onlara dikkat edersen daha keyifli olacak. Ben 8-9 veriyorum. 8 ve 9. Metin abi siz filmi izleyebildiniz mi? Hayır maalesef. İzleyemediniz. Maalesef. Peki. Gülben Hanım? Ben Çağan Irmak'ın hiçbir filmini kaçıramıyorum. Evet. Hatta defalarca izliyorum. Çok güzeldi. Bence tabii olağanüstü bir fikir. Bu şarkıyı o filmle özdeşleştirip kesinlikle tekrar bize hatırlatmak ve de sunmak. Ağladınız mı filmde? Ağladım. Değil çok mi? Ağladım. Ve ağlamak mümkün evet, değil. Kesinlikle. Hele babam ve oğlum da ya. İyice zaten onu defalarca izlemiştik. Bence de iyiydin. Şarkı çok şanslı bir şarkı tabii. Hepimizin çok sevdiği ve beğenmeye çok hazır olduğumuz bir şarkı. Bu filmden sonra da sevgili dostum Seda Sayan okumuştu bu şarkıyı. Evet, o da çok evet. güzel yorumlamıştı. Bilmiyorum ondan dinledin mi? Dinledim. Dinledin. Ben de onu hissettim. Dinledim. Ayla Hanım'dan da dinledim. Seda Hanım'dan. Yorumda. Sahnede çok hoş duruyordun. Ben hep senden sahneyi daha fazla kullanmanı istiyorum. Neden onu yapmıyorsun? Kostümün çok yakışıyor, fiziğin de buna çok müsait. Şarkıyı da çok rahat okuyor gibiydin ama çok kısıtlı kullanıyorsun sahneyi. Daha özgür kullanabilirsin seyirciyle, daha sıcak iletişimde olabilirsin diye düşünüyorum. Çok güzel okudun. 9-9 veriyorum. Teşekkür ederim. 9-9. Çok güzelsiniz bu arada Gülben Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Metin abi siz bir şey ekleyecek misiniz? Mikrofonu göreceğinizde. Oraya değil de buraya ekleyeceğim. Evet. İkimiz de film yapabiliriz. Rujeni var olduk biz. Yakışır. Çok yakışmış kırmızılar. Evet. Ben de kutluyorum. Teşekkürler Metin abicim. Armağancığım. Sizin... Armağan ne dedi biliyor musun? Armağancığım hadi bakalım yaptı. Yok yok hadi bismillah. Hadi bismillah. Yavrum Armağan'ı öyle bir besmeleyle falan atlatamazsın. Hatim indirmen lazım. Sol elinizin içinde bir şey mi yazıyor? Evet, yazıyor. Muhtemelen şarkının sözleri yazıyor. Çünkü evet, arkasını döndü, baktı, sonra şarkıya girdi. Introda bayağı döndü, elinden baktı. Ama bak ne yazıyor? Anlamazmışım, anlamazmışım. Hayır. Anlamıram. Hayır, acılar geçer şeyi. Bu değil mi? Bayağı... Bunu unutuyordum, onu yaz. Acılar ama bayağı geçer. Yazmışsın, bayağı. Yani. Bildiğiniz kopya yani. Armağan Çağlayan, seni alkışlıyorum yani. Bayağı. Nasıl bunu gördün? Müthiş bir mümeyiz, müthiş bir mümeyiz. Vallahi ben de dikkat etmedim. Harika. Bayağı introda döndü, böyle hani dans eder gibi yaptı, okudu, sonra döndü, anlamazdın diye başladı. Nasıl bu kadar meşhur, bu kadar bilinen ve sevilen bir şarkıyı sen şimdi ezbere bilmezsin, bak. Ama ben Azeriyim, sözleri onun için biraz aklımda tutmak zor. Ama hayır, sen o kadar güzel anlatıyordun ki bu Azeri ve Türk kardeşliğini, bu Azeri böyle Afrikalı gibi söyleme şimdi bize. Azeri Türk'ü bekliyorum. İkinci küfleyi biraz. Bir Azeri Türk'ü bekliyorum. İnşallah haftaya kalırsak, elenmezsek. Bir de, mutlaka. Bir de Hani o kadar kopyaya rağmen bir de zaten yanlıştı. Peki ama bir şey söyleyebilir miyim? Şu kopya ikimizin gözünden kaçtı. Çok da puan kırma yani. Demek ki onu çok profesyonel yaptı. Ama ben gördüm. Ama ne olacak gördün şimdi? Ama sen normal ama değilsin. Ama sen evet normal. Evet. Sen normal değilsin. Senin gözünde X ışını var. Senden bir şey kaçmıyor. Yani biz normal insanlar göremiyoruz bunları. Senin özel bir durumun var. Tabii ben nerd. Nasıl görüyorsun valla? Bu arada fuller süper. Teşekkür harika ederim. Bir şey daha soracağım. Tırnaklarınız takma mı? Bana niye bakıyorsun? Mecbur tak. Tırnaklarınız takma mı? İlla yüzüme vuracaktınız. Bir de hem milyonların önünde Armağan Bey. Aşk takma olsun değil mi? Takma. Takıyorlar, herkese takıyorlar. Nasıl? Ben Azeri olduğum için. Ben Azeri olduğum için bana da takıyorlar. Hayır hani bence estetik duruyor da. Ben de bu işte tırnak yemeği anlamıram. Nasıl? Ben de bu tırnak yemeği anlamıram. Ha ben yani. Yiyor musunuz yoksa? Yok yok asla. Ama sadece takıyorlar. Daha biraz uzun dursun diye. Ha. Metin abinin sesinin, mikrofonun sesini biraz açabilir miyiz? Ben de kendisini duymakta zorlanıyorum biraz. Evet. Hazır sesim açılmışken senden şeyi bekliyorum. Azeri Türkü olarak inşallah. Ceren'i bekliyorum. Mutlaka. Aşığın tamam çoktur senin, çoktur. Kiprigin ohtur senin, ohtur. Derdinden ben deliyem. Vallahi hiç haberin yoktur senin ceyran. Eşkinden ben deliyem ceyran. Haberin yoktur senin ceyran. Haftaya seve seve tabii ki inşallah. Ama hani şarkının sözlerini değiştirmenize rağmen bence başarılı bir yorumdu. O gırtlak namillerini sevdim ben mesela. Sıcacıktı, güzel diye. Bülent Hanım yok, ben başlayayım. Çargah yalnız basamadın, onu biliyorsun yani. Gerdaniye'de olanlar bir aşağı bir yukarı. Aman. Ayrıca kreşando, şando. Kaç vereceğiz şimdi sana? Kopyadan not kıracak mıyız? Kopya. Kopya da okulda yakalanınca yazılı kağıdını alıyor elinden yahu. Ne verseniz sağ olun, kabulümüzdür. Peki. Teknik olarak 9, artistik olarak 8. Tamam. 9 ve 8 geldi Armağan Çağlayan'dan da. Metin abine mikrofonu aldı zannediyorum bir şey. Yok, ben not de 9-8. Hayır, 9-8 tamam. 9-8 de gel, gayet güzel puanlar. Peki, hemen istersen aday numaranı hatırlat. Belki teşekkürüm vardır. Evet, bu hafta biraz çok. Aslında listeyle gelmek istemem ama ezberledim. Azerbaycan'da, tabii ki Azerbaycan'ımdan oy bekliyorum. Azerbaycan halkımdan, Azerilerden. Bu hafta Kemal Cenk içten beni izliyor. Teşekkür ederim, ona destekleyecek. İçten ailesi herkes beni izliyor, destekliyor. Bir de Serkan abime, Ümit abim, onlar da aşırı destekliyorlar. Teşekkür etmek istiyorum. Ve bu şarkı... Aşk şarkısı. Bütün sevgililer eğer bu şarkıyı seviyorlarsa oy versinler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Aday numaran 114 mi Sima? Evet, 34 TL'ye mesaj tamam gönderdim. 114 Sima'nın aday numarası sevgili izleyiciler. Acaba Bülent Hanım'dan bir haber var mı? Var mı? Burada mı? Yok. Devam. Makyaj devam. Peki.